Bas! Allah ne verdiyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yepyeni The Crew 2 videosuna hoş geldiniz ve bugün biraz heyecanlıyım çünkü yine bir motor alacağım. Yepyeni bir motor alacağım. Yine para biriktirdim. Agera'yı daha yeni aldım aslında. Siz günler sonra görseniz de o videoyu. Bu iki video arasındaki mesafesi günler arasına kadar yayılsa da benim için tabii ki de arada saat bile yok diyebilirim. Oturdum, kazıdım, yine bir motor kadar para biriktirdim. Yani bir tık daha üstüne koysam demek ki ben regere'yi alıyormuşum. Ona 1 milyon verdim neredeyse. 500'üm daha var, 1,5-200 bin kazanmakta zaten oturdum mu? 10 dakika demesen de evet 10 dakikalık iş aslında. Rege ivreye alabilirmişim regere'yi. Ama neyse, motor sözüm vardı. O yüzden en pahalı motor alacağım dedim. En pahalı derken tabii ki de en çok merak edilen Binarar çok geliyor. Yorumlarda da görüyorum. Yayında da çokça vardı. Binarar isteği. Panigale'de çok görmedim. Zaten bu motor çokça en azından oyunda olduğunu bilen az insan var muhtemelen. Ondan dolayı belki de. Ninja H2. En çok istenilen istek bunun üzerine. Ben de acayip merak ediyorum bu motoru. En azından oyunda kullanma şansımız olur. 299 kilometre diyor ama tabii ki de bu kadar da değil. Daha fazlası var. 219'muş leveli. Perf level size orada göstermiyor şu anda. Gözükmüyor benim web kameram orada olduğundan dolayı. Ama 280'e kadar modifiye yapabilirsiniz. Yani ilerletebilirsiniz diyor. Kontrolü ise zorla kolay arasında. Tam ortada böyle. Orta bir şekildeymiş. O zaman alıyorum ben bu motoru. Vatanı millete hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yapıştır gitsin. Hadi bakayım. 70 binim kaldı. Modifiye için birazcık daha param yetişecek bu sefer. Şimdi yine bir düzde götüreyim. Buralarını hiç sevemedim. En çok sevdiğim yer şu yol işte. Geçen de Regera'yı test ettiğim yol şurasıydı. Bayağı uzun görüyorsunuz. Ama tabii ki de bir otoban kadar geniş değil. Bir 4 araba 5 araba sığacak kadar genişlikte otobanlara pek rastlamadım desem doğru olur herhalde. Ama yine de buna muhtacız. O yüzden bunu seçiyorum ben. Şöyle yapalım. Evet. İlk başta bir stok halini görelim. Direkt 40 kilometre nedir ya başlar başlamaz. Hocam iyi misin sen? Çok yakışıklı bir motor. Tabii şu otların olmadığı bir yere gidelim. Çok hızlı, acayip hızlanıyor ya. Çok çok güzel gerçekten. Hakkını yemeyeceğim. Yani en şekilli motor olabilir. Tasarım böyle kemikli, çıkıntılı, çizgili, ani. Köpek balığına benziyor. Çok acayip. Şöyle bir gazlamak lazım ama yani. Onsuz olmaz. Şöyle bir donat yapalım. Evet. GTA Vice City geldi aklıma. Of 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 sakin. Sesi de bir acayip. Deneyelim bakalım. Bunun şeysi daha iyiymiş abi. Kokpiti daha iyi. Yani daha geniş görüyorum her şeyi. Daha arkada kalıyor. O yüzden daha çok sevdim bunun kokpitini. Harley Davidson'da sadece çok az kısmı gözüküyordu. O yüzden sevmemiştim. KTM'de de keza sanırsam durumu öyleydi. Bunu daha çok sevdim. Kesinlikle. Tabii bunu modifiye etmedik şu anda. 299 yazıyordu. Muhtemelen anca o kadar yapacak. Çok temiz gidiyor. 400 kilometre yapan modeli H2R modeliymiş. O yüzden bundan beklememek gerekiyor diye yorumlarda yazmışlardı canlı yayındayken. Bunu tavsiye eden arkadaşlar ama buna da sanki modifiye ile beraber yani 400 olmasa da bir 330'u 350'yi zorlanabilir. Çünkü bu bile gördüğünüz gibi Nitro'da 311'i gördü. Demek ki 370'leri görürüz biz bunu modifiye ettikten sonra. Nitro ile beraber ittirirsek sesi çok güzel. Hele gazı bırakırken
Turbo sesi. Oy 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 oy. Motor işi çok keyifli, çok. Ben çok sevdim motor işini. İyice bir hızla bakayım maksimum, hadi. Nitroyu sonra vereceğim. Motor olduğu için çok rahat sağ sol yapabiliyorsun. Çok rahat yeni pozisyonlar alabiliyorsun direkt. 314, güzel. Yani korkmuyorsun araba gibi. Rahat rahat girerim. Hiç sıkıntı yok. Hiç frene falan da dokunmadım. Kendisi niye bu kadar hızlı düştü ya? Niye bu kadar hızlı yavaşladın sen? Ha bir de shift'e bassam acaba daha maksimum hızı daha fazla ulaşır mıyız ya da daha hızlı ulaşır mıyız, deneyeyim. Deneyeceğim, merak ettim. Pardon. Kapıma çarptı ya. Daha hızlı gidiyor gerçekten shift'e basınca. Kendisi 300 kilometreyi gördü şu an. Neredeyse yani 299, aha 300'de gördü. Ah! Yol bir düzleşsin. Nitro ile bakalım. Oy, 314'ün üstüne yapabilecek miyiz ki, yapacağız gibi. Hadi stok 300 gör abim. Hadi hadi be. Hadi. Hadi zorla kendini. Sonra vereceğim Ceyran. Şu sağa da atlatalım. Tepeyi de bir tırmansın. Sonra da sol geliyor. Allah sizi kahretmesin. Yeter be. Bir nitroya yapacağız. Bir nitroya basacağız. ...19, maksimum 320. 320'yi gördük. Vay be. Yeter. 320. Şu stok haliyle. Artı nitro ile çok güzel. Nitrosuz bir şekilde 304'e kadar çıkmıştı. Güzel. Şimdi garaja gidelim, ne kadar modifiye edebiliyoruz ona bakalım. Makyaj modifiyesinden bahsediyorum. Sonra performans modifiyesini de hızlıca eklerim. Zaten elimde hazır 280'lik tüm parçalar var. Direkt yani 2 dakikalık iş. Şu arkadan şarkı çalması çok memnun olacağım ama çalacak muhtemelen de. Başlıyor sanırsam. Evet. Dedim. Evet. Önce visual parts. Ooh. I don't love you anymore. Goodbye. Bir bakalım. Hey, yağmurlu hava bir de. Şuraya bak ya. Araba efsane duruyor. Gerçekten diyorum. Çok enfes duruyor. Araba diyorum hala, motor. Çok sevdim lan seni. Bir iki tane şöyle bir. Geç abim benim. Tekerler bayağı ince görünüyor ön taraftan bakınca. Şu garaj yazısı olmasın. Hatta şöyle dönün. Acayip hızlanıyor ya. Gaza bastığın gibi gidiyor motor. Herkes alışmış tabii bunun siyah rengine. Böyle kırmızı biraz yabancı gelmiş olabilir size de. Fotoğraf alıyorum da şu an. her gün ninja kullanmıyoruz hocam. Gidelim. Gidelim.
Sahil yolları. Buralar da çok güzel. Ben çok sevdim bu yolları. Bir de aslında azıcık para biriktirip bir tane jip alıp o jiple de böyle sizin istediğiniz offroad falan tarzda bir şeyler yapmak istiyorum. Yetişir miyim bilemiyorum tabi. Zorlarsam yetişirim ama misal bu gece uyumadım. Şu an 6.30 saat sabah oldu. Ben daha uyumadım. Sizler için. İşte sevim bu mevzular. Sizler için. Sizler için feragat ettim. Şimdi sıra sizde. Yo. Shift'e basıyorum. Ve ani hızlanma yaşıyoruz. Bir duvar varmış orada. Bir FPS düşüşü yaşadık. Yağmurdan öte. Yapabileceğimiz bir şey yok ona karşı. Çok havalı gözüküyor motor. Çok ciddiyim. Acayip havalı gözüküyor. Yetiştim mi bilmiyorum ama. Ama böyle bir ona yetişemedim sanırsam. Neyse. Şimdi aradaki farkı görmemiz lazım bizim. Abi otobana bağladım aslında. Ama bunun sağ tarafı otoban sanırsam. Ne böyle kaza yapıyorsun? Ay arkadaş dur bir. Sakin ol abim sakin. Kendine gel. O kadar atar gider yapmana gerek yok. Hocam çarpmasan. Ben de seninle beraber otobana bağlayacağım. Şu ileriden gitsek. FPS'e geçelim. Kokpiti çok güzel oldu. Kırmızı kırmızı. Bas! Allah ne verdiyse. Shift'i de ay bu arada burada shift animasyonu yokmuş misal. Kafayı eğdim şu an ama burada göremiyorum. 308. 320 mi? Hadi canım oraya doğru gidiyoruz. Kilometre diyor ve yağmurlu hava var. Yerler ıslak. Gördüm ben. Gerçi oraya baksan da yetiyor. Burada da var ya. Motorlar çok iyi. Gördüm. 333'ü gördü yine de. 34'ü göremedim. Maksimum speed'i 333. Her şey bağladıktan sonra dahi. Nitrom az olabilir tabii az önce. Bak bu yol da çok güzelmiş. Baya genişmiş. Bunları işaretleyip şey yapmak lazım. Aklımda tutmam gerekiyor. Çünkü böyle test sürüşlerinde vesaire çokça faydama dokunuyor bunlar. Mahta gidiyoruz. Speed limit. Kaç kilometre? 331.4 de geçti diyor. 325 de gidiyorum. Üf. Bayağı güzel be motor. Ben kokpitten çıkmam size yemin ediyorum. Kokpiti her şeyden daha çok sevdim. Bu yol çok iyiymiş ya. Bayağı boş. Tabi yağmur havasından ötürü olabilir. Trafik saatinde yoğun saatlerde bu kadar boş olmayabilir. Ama genel hatlarıyla acayip güzel yol.
Bunları beklemiyordum. Tertemizdi bugüne kadar burası. Nedense gazı bıraktığım gibi direkt frenliyor gibi ya. Niye öyle bilmiyorum. Bir de fren testi mi yapsak? Bakalım yapacağım şurada. Şurada ıslak zemin. Arkasım kalktı az önce. Böyle bir hissettim. Bakayım. İyice hızlanıp tekrar freni yapacağım. 200 küsürlerde. Yok artık. Bu kadar hızlı frenleme görmedim ben. Shift'le toparlamam lazım aslında ya. Vice City'de bayağı güzel yapıyordum ben bu olayı. Hatta uzun otobanda öbür ucundan öbür ucuna kadar götürüyordum olayı. Oley! Evet. Ne düşünüyorsunuz Ninja H2 hakkında? Bayağı istediniz. Ben de sizi kırmak istemedim. Ve karşınızda bu harikulade motor ile bugün buradaydık. Bir sonraki bölümde ne gelir bilmiyorum. Ama elimde bir yayın tekrar var. Çok güzel şeyleri yaptığımız, hem eğlenceli hem keyifli böyle, hem değişik, yenilikçi, birazcık gezmeli falan yaptığımız şeyler de vardı. Onları da göstereceğim. Onun videolarını da atacağım size. Tabii onun dışında da farklı bir şeyleri yapar mıyım, yetişir miyim bilmiyorum artık. Zaten The Crew 2'yi en azından açık betasına, kapalı betasına göre çok daha fazla bir şekilde değerlendirdim. Daha fazla oynadım, daha fazla kazandım, daha fazla aldım ve size daha fazla içerik de çıkartabildim. Artık zaten çok az kaldı. Oyun bugün 25 olduğu için oyun şu önümüzdeki 4 gün içinde çıkacak. Hatta Gold Edition alanlar varsa aranızda yarın çıkmış olacak sizin için. 26'sından itibaren oyun açılacak Gold Edition alanlara. Yani en pahalı sürümü 309 TL şu anda Ubisoft fiyatı olarak gözüküyor. Dışarıdakiler bilmiyorum. Resmi fiyattan bahsediyorum. Onu alanlara tabii ki de direkt imkan tanınacak. Oyuna direkt başlayabilecekler erken. O yüzden güzel bir seçenek. Tabii ben onu alamayacağım. Ama çıktığı zaman yine karşınızda olacağım. Hikayesine de göz atacağız. Gezmeli tozmalı şeyler de yapacağız. The Crew 2 mi, Need for Speed Payback midir, kapışmaları olabilir. Ama Forza Horizon 3 ile kesin gelecek kapışması. Hangisi daha iyi? İkisinin de iyi yönleri, kötü yönleri tarzında şeyler kesinlikle getirmeyi planlıyorum. Artık birazcık daha böyle çeşitlendirmek lazım. Belki yurt dışında izlemişsinizdir. İşte Los Angeles'ten New York'a arabayla mı daha hızlı gidilir, uçakla mı, kapışmalar gibi içerikler var. Onları da deneyeceğiz biz de. Kendi aramızda işte Atakan Tarkan'la, Cem Bölükbaşı'yla. Belki sizlerin aranızda bu oyuna sahip olup bizlerle beraber oynamaya imkan tanıyabileceğimiz birileri olabilir. Ayrı konu. Bakın göreceğiz zamanla. Hayırlısı olsun diyorum şimdilik. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer öyleyse like'ınızı esirgemeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve her zamanki gibi benimle kalın.